Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben devrede hırkamızı yapmaya devam ediyorum. Kollarını bitirdim arkadaşlar. Bakın az bir yeri kaldı kolumun. Dikişini göstermek için bıraktım bunu size. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu haroş olduğu için diş diş oluyor. Her sıranın belli, bakın. Bir sağdan bir soldan alarak dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle birini sağdan birini soldan alıyorum. Bakın dikişimiz çok temiz ve güzel oluyor sıramız. Büyük büyük olmuyor. Şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaş, kolumuzu diktim ve çeviriyorum. Bakın çevirdim. Hiçbir şekilde belli değil. Evet, şu şekilde katlıyorum kolları arkadaşlar. Şekilde. Evet, ben düğmelerini diktim. Beden kısmını tamamladım. Bedenimiz 40 sıra burası, 40 sıra da affedersiniz, 20 sıra burası, 20 de burası, 40 sırada tamamladım arkadaşlar. Kol da aynı şekilde. Kolumuz 10 sıra ördüm, bir tane kestim, 10 sıra ördüm, bir tane daha kestim, tekrar 3. 10'da bir tane daha kestim, tekrar 10 sıra örerek 40 sırada yine aynı tamamladım. Bedenle kol aynı uzunlukta oldu arkadaşlar. Katladığımız için, şu kol kısmını katladığımız için bedenden kısalıyor o zaman, yoksa aynı oluyor bedenle. Evet, yakamızı ise arkadaşlar, bakın şu şekilde aldım bunu. Nasıl anlatsam ki, şöyle anlatayım. İlmelerin bir kanadından, yani iç kısmından aldım ve çok muntazam oldu. Bakın herhangi bir böyle abesliği olmadı. Tek taraflı aldığım için iki taraflı almadım. Evet. Şimdi ben 5-6 sıra, bir 5 sıra örüyüm inşallah. Tek tek. Bunları ben tığ yardımıyla aldım arkadaşlar. Şurayı ben çıkartayım da nasıl aldığımı size göstermek istiyorum. Şöyle çıkartayım. Şu şekilde. Şekilde birazcık, evet, yaklaştırıp tığ yardımıyla, bakın arkadaşlar, şu şekilde, şöyle çift almadım, sadece şu bir tarafından, iç taraftan ilmeği çıkarttım şu şekilde. Şekilde aldığımız zaman çok kaba duruyor. Tek kanadından alıyorum arkadaşlar. İç taraftan, dış taraftakinden almıyorum. Evet. Bu şekilde ilmelerimizi bir bir çıkartıyorum ve şişime takıyorum. 5 sıra öreceğim. Evet, çıkarttım. Şişime takıp beş sıra öreceğim. Haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar.
Şöyle de göstermek istiyorum hırkamızı. Ben düğmelerini falan da diktim nasıl olacak diye. Çünkü ben ilk defa böyle bir örgü örüyorum. Instagram'dan takip ediyorum arkadaşlar. Maşallah çok güzel örüyorlar. Ve ben öremem zannediyordum ama bir cesaretle başladım. Çok şükür elhamdülillah Rabbimin yardımıyla ördüm. Demek ki insan cesaret edip başlayınca bitiriyor. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Öremem zannediyordum ama elhamdülillah ördüm. Sizler de sakın öremem falan diye düşünmeyin. Besmele çekin ve başlayın Allah'ın izniyle. İnşallah sizler de örersiniz. Yani ben birçok kanal takip ediyorum arkadaşlar. Ben de hala öğreniyorum. Bilmediğimiz birçok şey var. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın, çok temiz ve güzel oluyor. Bazı şeyler deneme yanılma yoluyla oluyor. Ben çok yapıyorum. Annemin çok güzel bir sözü var. Her yanlış bir modeldir der. Onun için yanlış yapmaktan hiç çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü ben çok yapıyorum. Böyle yapa boza yapa boza çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Evet, ben bu 5 sıramı tamamlayayım, inşallah geleyim. Evet arkadaşlar, hırkamı örmeye devam ediyorum. 2 4 5 sırayı tamamladım. 5 sıradan sonra 77 tane burada ilmem var. Bu 77 tane ilmeği 11 tane şu arkaya 11 tane ilme bırakacağım. 11 ilmeği çıkartıyorum. 66 tane ilmem kaldı. 66 ilmenin 33 tanesi sağ tarafta, 33 tanesi sol tarafta kalmak üzere o 11 ilmenin kenarlarından arttıracağım arkadaşlar. Şimdi ben burada 33 tane ilme öreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Evet. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 tane. Buradan hemen bir tane artma yapıyorum arkadaşlar. Gizli artma yapıyorum. Ve bir tane aparat takıyorum buraya. 11 tane ilme öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bu 11 ilmenin yanına bir tane daha aparat takıyorum ve bir tane artma yapıyorum arkadaşlar, gizli artma yapıyorum. Bu 11'in sağından ve solundan 11 tane artma yapacağım. Yani 22 tane ilme artışı yapacağım arkadaşlar. Evet. Örüp geleyim tekrar.
Evet arkadaşlar. Ben ikinci artmamı yapacağım Allah izin verirse. Bakın şu bir önceki arttırdığım o ilmemiz. Şimdi bir tane daha arttırıyorum. Bakın gizli bir artma yaptım. Aparatımı tekrar şişime alıyorum şu şekilde. Ve bu 11 ilmenin kenarından arttırıyorum arkadaşlar. Bu 11 ilmeği ortada sabit örüp gidiyorum. Sağından ve solundan arttıracağım. Ne kadar arttıracağım? 11 sıra arttıracağım. 11 sıradan sonra artmayı bırakacağım arkadaşlar. Şu anda aparatımı diğer şişimi alıyorum. Bunun yanından bir tane hemen artma yapıyorum. Gizli artma yapıyorum. Şu bir önceki arttırdığım ilme. Evet arkadaşlar ben bir iki tane oldu. 9 tane daha arttırıp 9 sıra ördükten sonra tekrar inşallah 9 sıra sonra tekrar anlatacağım. Evet arkadaşlar ben 11 tane artmamı yaptım. Bakın belli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane artma yaptım. Ve şimdi bundan sonra 35 diş haroşa öreceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra olmuş arkadaşlar. Bunu 35'e tamamlayacağım. Bu 35 sıra olunca birlikte keselim inşallah. Evet arkadaşlar. Ben hırkamın kapşonunu sıramı tamamladım. Şu anda kesim işlemine geçtim. Evet elime bir tığ aldım arkadaşlar. Arka yüzünü çevirdim. Bakın ön yüzü değil arka yüzünü çeviriyorum. Yani iç yüzünü çeviriyorum. Evet arkadaşlar. Ben şişle yapamadığım için tam ortadan tersinden bakın iç kısmından ortadan ikiye katladım ilmelerimi. Şu şekilde. Bir sağdan bir soldan olmak üzere alıyorum. Ve tığımı da geçiriyorum. Bir sağdan bir soldan. Bakın tekrar göstereyim. Bir bu şişimden bir de diğer şişimden çıkartıyorum. Bu şekilde kaydırıyorum arkadaşlar. Hemen tekrar göstereyim. Evet. Bu şekilde inşallah. Şekilde. Şu an yaptığım iç kısım olacak arkadaşlar. Evet. Şu şekilde bakın. Bu şekilde sonuna kadar ben kesip geleyim. Evet arkadaşlar. Ben bitirdim şu an. Hemen kesiyorum ipimi. Ve ipimi arasından yürütüyorum. Şekilde ipimi aradan yürütüyorum arkadaşlar. Bitinceye kadar.
şekilde bir düğüm atıp, evet, buradan keseceğim artık. Fazla yürütmek istemiyorum. Evet. Şimdi çeviriyorum, bakın. Evet, bu şekil oldu. Buraya da hemen pomponunu dikeceğim. Evet arkadaşlar, pomponumuzu yerleştireceğim şimdi, Allah izin verirse. Şu şekilde yapıyorum. Şuradan şekilde çekiyorum, bak. Şu fazlalığımız var. Bunu ise tığ yardımıyla şuradan içeriye çekiyorum. Gözüm görmeyince. Evet. Şu şekilde içten bağlıyorum arkadaşlar, sıkıcı. Evet. Ve kesiyorum. Evet. Pomponumuz oldu. Hırkamızda. Evet arkadaşlar, bakın. Kameraya tam sığmıyor. Şöyle göstermek istiyorum ben. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstermek istiyorum. Hırkam bu şekilde oldu. Evet. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.